Dünya Çevre Günü'ne, etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir program hazırladık. Bir arkadaş, önce küçük kızımız günün anlamıyla ilgili bir sunum yapacak. Arkasından bir canlı müzik dinleyeceğiz. Arkasından Ekoloji Birliği'nin bildirisi okunacak. Arkasından Kazanları Koruma Derneği'nin bildirisi okunacak. Araya bir iki müzik daha serpiştireceğiz. Sonunda da burada misafirlerimiz çok uzun olmamak şartıyla mümkünse bir dakika içerisinde, bir iki dakika içerisinde 5 Haziran Dünya Çevre ilgili günüyle ilgili düşüncelerini işlerinden nasıl geliyorsa ifade etsin istiyoruz. Böyle sonlandıracağız. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Siz de daha az kimyasal kullanarak ve daha az çöp üreterek doğayı koruyabilirsiniz. Toprak kaymasını durdurabilmek için kıyı alanlara ağaç dikebilirsiniz. Denizleri kirletmeyin, unutmayın. Yeryüzünde atalarınızdan miras kalmadı. İlden odun çağırın. Lütfen doğamızı koruyun ve bize güzel bir çevre bırakın. Bravo!
Şöyle. Basına ve kamuoyuna. Yaşam alanlarımızın yok edilmesine karşı yaşasın birleşik ekoloji mücadelesi. Birleşmiş Milletler 1972 yılında İsviçre'nin başkenti Stockholm'da bir çevre konferansı düzenledi. 133 ülkenin katıldığı konferansta 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. Ve 1 ile 5 Haziran'ın çevre haftası olarak kullanılmasına karar verildi. Doğanın metalaştırıldığı, ekolojik yıkımların dünyayı üzerinde yaşanılmaz bir gezegen haline getirmeye doğru hızla yol aldığı bir süreçte Çevre Günü kutlaması ne kadar anlamlı? 5 Haziran Dünya Çevre Günü, biz yaşam savunucuları için doğa yıkım ve talanlarını dile getirme, yaşam savunucularını ortak mücadeleye davet etme ve ekolojik bir yaşamı savunma günü haline geldi. Bizler ekolojik yıkımla mücadele haftasını 31 Mayıs'tan başlatıyoruz. 31 Mayıs hem Karadeniz'de HES'lere karşı mücadelenin öncü isimlerinden Metin Lokumcu'nun öldürüldüğü hem de milyonların çevre ve demokrasi için sokaklara döküldüğü gezi direnişinin başlangıç günü. Bu yıl ekolojik yıkımla mücadele haftasına dünyayı kasıp kavuran COVID-19 pandemisinin etkisi altında girdik. COVID-19 pandemisinin yaban yaşamına müdahalenin bir sonucu olduğuna dair bilimsel araştırmalar var. Salgından en çok işçiler, emekçiler, kadınlar, göçmenler etkilendi. Krizin yükü yoksul halka yıkıldı. Bu süreçte iktidar sermayeye destek olurken işçilere eşsizlik, küçük esnafa iflas, üretici halka, üretici köylüye yoksulluk düştü. Halkın sokağa çıkmamasını fırsata çeviren iktidar ve şirketler ormanlarımızı, dağlarımızı, derelerimizi, tarım arazilerimizi yok etmekten geri durmadılar. Ekoloji Birliği olarak koronavirüs salgınını fırsata çeviren iktidar ve şirketlerin doğa ve yaşam alanlarına yönelik yıkım ve tahribatlarını ve verilen mücadeleleri raporlamaya devam ediyoruz. Ortaya çıkan listenin uzunluğu ise tehlikeyi ortaya koyuyor. Termik santraller, kirli sanayi kuruluşları, altın metalik madencilik, HES'ler, JES'ler, RES'ler, çarpık kentleşme ve sanayileşme, endüstriyel tarım ve hayvancılık, katil mega projeler, duble yollar, balık çiftlikleri, havamızı, suyumuzu, toprağımızı ve denizimizi kirletmekte, biyoçeşitliliği yok etmekte. İklim ve gıda krizine, sağlık sorunlarına ve erken ölümlere yol açmaktadır. Enerji ve maden işlerinde işçilerin iş güvenliği, ücret ve sigorta hakları gasp ediliyor. Tarım alanlarımız şirketlere satılıyor. Küçük aile çiftliği yok ediliyor. Endüstriyel tarım ve hayvancılığa her türlü destek veriliyor. Atalık tohumlarımız yok ediliyor. Üretici, GDO'lu ve hibrit tohumlara mecbur bırakılıyor. Tarım ilaçlarıyla sofralarımız yeniliyor. Gelecek nesillerin sağlıksız bir toplum haline gelmesinin önü açılıyor. Ovalarımız, tarlalarımız, ormanlarımız, limenalarımız enerji ve maden şirketlerine tahsis ediliyor. Tarım alanlarımız şirketlere satılıyor. Gelecek nesillerin sağlıksız bir toplum haline gelmesinin önü açılıyor. Binlerce yıldır aynı havayı, suyu, toprağı paylaştığımız hayvan dostlarımızın yaşam alanlarını yok ediliyor. Yaşam kaynağı olan sularımız HES'lerle hapsediliyor ve el konuluyor. Kıyılarımıza, göllerimize, ayakkabıyla bile girilmemesi gereken kumsallarımıza iş makineleri sokuluyor. Akarsularımız, derelerimiz, sanayi ve maden atıklarının boşaltıldığı şirketlerin birer kanalizasyon kanalı haline getiriliyor. Derelerde, göllerde, denizlerde yaşayan binlerce tür yok oluyor. Binlerce yıldan günümüze kadar gelen, geçmişle bugünümüzün bağını kurabildiğimiz, bizden önce yaşayanların bizlere emanetleri olan doğal ve kültürel varlıklarımız rant için yok ediliyor. Korunan alanlarla ilgili yasalar birer birer ortadan kaldırılıyor. Ancak bugün ülkenin her yerinde tek tek yanan diriliş ateşleri
yaşam mücadelesinin hiçbir zaman bitmeyeceğini ortaya koyuyor. Ekoloji Birliği bu tek tek yanan çoban ateşlerini birleştirilerek sermayenin yaşam alanlarımıza, eleğimize, doğamıza karşı yönelen saldırılarına karşı direniş ateşini büyütme çabasıyla kuruldu. Gücümüzü birleştirerek bu talan ve yıkım politikalarına karşı direnip, doğayla barışıp, insan onuruna yarışır bir yaşamı hep birlikte kuracağız. Bunun için ekoloji mücadelesiyle ekmek ve demokrasi mücadelesinin, kadın ve LGBT hareketinin, hayvan hakları savunucularının birleşmesi ve ortaklaşması gerektiğinin altını bir kez daha kalın harflerle çiziyoruz. Karadeniz'den Akdeniz'e, Kaz Dağı'ndan Muzur'a, Murat Dağı'ndan Madra'ya, Sinop'tan Akkuyu'ya, Burdur'dan Salda'ya, Mardin'den Çeşme'ye, Gülpınar'dan Aydın'a, Hasankeyf'ten Ayano'ya, Karaburun'dan Trakya'ya ve ODTÜ'ye kadar ülkenin her yanında tüm doğal ve kültürel varlıklarımızın tavan ve yağma alanına dönüştürülmesine karşı mücadele veren tüm aktivistlere selam olsun. Yaşasın ekolojik mücadelemiz. Bu mücadele sırasında öldürülen tüm yaşam savunucularını bir kez daha minnetle alıyor, önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Birlik, mücadele, yaşam! Haziran Dünya Çevre Günü basın açıklaması. Ekolojik yıkımın en üst seviyeye çıktığı, bütün canlıların yaşam alanlarının daraldığı, yok edildiği günümüzde 5 Haziran Dünya Çevre Günü sermayenin ekolojik yaşam alanlarından çekilerek doğanın gerçek sahiplerine verilinceye kadar geçecek sürede mücadele bilincimizin ortaklaştırıldığı bir gün olmaya devam edecek. Aşırı kar hırsı ve ihtiyaçtan fazla üretim ve tüketim atmosferi ısıtıyor. Hava sıcaklığı yükseliyor. Aşırı iklim olaylarının ortaya çıkması sonucu okyanus seviyeleri yükseliyor, deniz seviyelerinin yükselmesi mülteci sorununu yaratıyor. Mülteci sorununun jeopolitik sonuçlarından ötürü açlık, çatışma ve savaşlar oluyor. Yeryüzünün efendilerinin üretim için yaptıklarıyla çevre değişiyor. Modern teknolojiyle yaratılan sanayi ile her şey zehirleniyor. Yoğun monokültür tarımda yatılarak verimli topraklar çöle çevriliyor. Kalkınmanın, ilerlemenin, refahın ve gelişmişliğin ölçütü gösterilen ve büyük projeler olarak bizlere sunulan havaalanları, devasa barajlar, otoyollar, termik ve nükleer santraller, devasa AVM'ler, 50-60 katlı enerjiyi tam kuleler, Kanal İstanbul gibi çılgın projeler, tam bir yıkım ve yok etme araçları. Sonuç, ekosisteme verilen zararlar, tahrip edilen ormanlar, yok olan biyolojik çeşitlilik ve yok olan canlılar, yok olma yoluna sokulan dünya, kimin refahı için, hangi kalkınma? Değerli konuklar, daha az üretmek, daha az tüketmek, daha az kirletmek, doğadan daha az kaynak çekmek gerekir. Yıkıcı ve yok edici, kirletici projelerin acilen durdurulması için Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği olarak yöremizde ve ülke çapında verdiğimiz mücadele sunuyor. Bahçedere ve Kısacık Altın Madeni Projesi'ne karşı kampanya açtık. Çırpılar Termik Santral Projesi'ne karşı verdiğimiz mücadeleyi kazandık. Bölgemizin incisi Eybek Dağı'nda yapılması planlanan RES projesine karşı çalıştık. Bölgedeki diğer STK'larla birlikte Kaz Dağı ve çevresindeki diğer altın, gümüş ve bu gibi metalik madencilik projeleri ve termik santral projeleri ile ilgili kampanyalara desteğimizi ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Körfez bölgesinde derelerin ve deniz suyunun kirlenmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ederken
ediyor. Çanakkale Kiraz'daki doğa yıkımına karşı verilen mücadelenin örgütleyicisi ve yaşatıcısı olmaya devam ediyoruz. İklim değişikliğine karşı iklim hareketinin sesi yerelden yükselir kampanyasını yaptık. Başta hava, su, gıda ve kültür olmak üzere tüm müştereklerin özelleştirilmesine karşı çıkıyoruz. Yarın altında kalması gereken kaynaklarının, yerin altında kalması gereken kaynaklarının tümünün yerinde kalması gerekiyor. Yenilenemez enerji olarak tanımladığımız doğalgaz, kömür ve petrol, bu üç fosil yakıt kullanılan enerjinin şu anda %80'ini oluşturuyor. Yerine güneş enerjisine yönelilmesi gerektiğinin mücadelesini veriyoruz. Yenilenebilir enerji olmakla birlikte JES, biyogaz, RES ve HES'lerin yanlış yerlere, yanlış şekilde yapılıyor olmasından dolayı karşı çıkıyoruz. Fosil enerjilere yapılan tüm sübvansiyonların, teşviklerin durdurulmasını, enerji kaynaklarının kamusallaştırılmasını istiyoruz. Toplumsal uyum doğayla uyumu varsayar. Bu nedenle ekolojik sınırı ve duyarlılığı esas alan bir yaşam tarzının koşullarının yaratılması için çalışıyoruz. Yüzyıllardır kurulu olan, özel bir sermaye istemeyen, doğal fabrikanın verdiği sebzenin, meyvenin, zeytinin, yemişin yerine ömrü sınırlı olan, ormanlarımızı yok eden, metalik madenciliğe, atmosferdeki kirliliğin temel nedeni olan termik santrallere, uygun yere kondurulmayan RES'lere, kurallara göre işletilmeyen JES'lere, derelerin özgürce akmasına engel olan HES'lere karşı mücadelemizi yükseltiyoruz. Başta kadınlar olmak üzere emek sömürüsüne, insan hakkı ihlallerine, iş ve kadın cinayetlerine karşı doğa, emek ve demokrasi mücadelemizi emek ve demokrasi güçleriyle ortaklaştırıyoruz. Doğaya karşı olmak, akla karşı olmak olduğu bilinciyle yaşasın 5 Haziran Dünya Çevre Günü, yaşasın doğa.